Çünkü depremin içini gördüğünüz gibi herkes kendi kafasından bir şey. Bu ismi mesela. İsmimiz yazdık. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen, bize yardımcı olan herkese. Allah razı olsun. Bize verilen mezar bu. İsmini de biz yazdık zaten. Hiçbir şey yazmıyordu. Fotoğraf eşleşmesinde baktığımız zaman benim kız kardeşim Merve Ateş fotoğrafı. DNA eşleşmesine baktığımız zaman da DNA eşleşiyor fakat isim farklı olarak raporumuzda mevcut. Biz bunun için tekrardan bize verilen mezardan DNA eşleşmesi almak istiyoruz. Tekrardan bir DNA yapılmasını isteyeceğiz mezardan. Onun için, emin olmak için daha sonrasında nakil işlemini yapacağız. DNA eşleştikten sonra annemi babamın yanına götürmeyi düşünüyoruz. Bunu yapmamızın da nedeni 2-3 yıl, 5 yıl sonra daha sonrasında işte siz farklı bir cenazeyi almışsınız. Yanlış cenazeyi götürmüşsünüz vesaire gibi durumlarla tekrar yıkım yaşamak istemiyoruz. Bu durumda yayınlanan haberlerden gerçekten bu haberi çıkan yanlış haberler bizi çok yıprattı. Mezarın açıldığını, açılıp evet Merve Ateş olarak görüldüğüne dair yalan yanlış haberler çıktı. Yani şu anda bir açılma mevzu bahis değil. Söz konusu değil. Varsa hemen açabilecek olan buyursun gelsin. Bize yardımcı olsun. Biz de işlemlerimizi halledelim. Hızlandıralım. Adli tıp tarafından. Zaten sağ olsun Sayın Bakanımız, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın oluşturduğu bir arama komisyonu vardı. AFAD İl Başkanı da Abdullah Özçelik'in yardım ettiği, başkanlık ettiği bir komisyondu bu. Bunların araştırma sonucunda ilk olarak zaten Maraş'ta Fikriye kardeşimiz bulundu. Kimsesizler mezarlığında. Daha sonrasında Merve'yi tespit ettik. Yalnız işte kimsesizler mezarlığında bulunamayınca sahipli olup kimsesi olmayanlardan başlanınca Merve'ye denk geldi. Fakat yanlış bir isimle defnedilmiş. Yani şimdiye kadar kardeşimi bulmak için ben çok çabaladım. Kardeşim çok çabaladı. Yani bir mezar taşımız olsun istedik. Hiçbir şey yazılmamış boş mezara biz kendimiz yazdık ismini. Cenaze bizim olup olmadığına emin olmak istiyoruz. Merve şu an ölü ama bu cenaze bizim mi değil mi onu bilmiyoruz. Emin olmak için DNA raporunu bekleyeceğiz. Emin olmak için DNA istiyoruz. Anne babamın yanına götürmeyi düşünüyoruz. Kışla köyü. Orada anne babasının yanında kalsın. Şu anda bizim çıkan raporumuzda Yağmur Uçmaz adına kayıtlı bir raporumuz var. Fakat DNA'sının annem ve babamla eşleştiği sonucu yazıyor. Bundan dolayı biz Yağmur Uçmaz'ın isim olarak karıştırılabildiğine göre cenazeler de o zaman karıştırılabilir soru işareti kalmasın bizim aklımıza. Bize verilen biz mezardan tekrardan bir DNA isteyeceğiz. Dediğimiz gibi gösterilen fotoğrafta ex olarak vefat etmiş fotoğrafı eşleşiyor. Ama Yağmur Uçmaz adı altında gömüldüğü için biz Merve Ateş'i hiçbir zaman kayıtlarda ve şeylerde bulamadık. Resmi kurumlarda bulamadık. Cenazenin de şükrü oluyormuş. Ona da şükrediyoruz. En azından bir mezar taşı var artık. İşlemlerimiz devam edecek.
DNA'larımızın sonuçları çıkana kadar bekleyeceğiz. Bunu söylemedim. Söyledim. 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 Söyledim.